Size döneyim hemen Turgay Bey. Aynı soruyu size de soracağım. Şimdi iktidarın bazı vaatlerini daha önce muhalefetin dillendirmiş olmasına rağmen AK Parti seçim beyannamesini almakta beis görmedi. Bunun sebebi şu mu? Yani bu vaatleri görüp de muhalefete kaçmasın. Onlar bizde de var zaten gibi bir politika izlediler sanırım. Bu işe yarar mı? Yoksa ya asıl bu muhalefetin vaadi deyip seçmen ilk söyleyene mi yönlenir? Şimdi yine ittifaklar üzerinden baktığımızda Çünkü bir ittifakların çelişki olduğunu söyledi Mehmet Ali Bey, ana özellikle bileşenleri mülakat üzerinden konusunda. düşündüğümüzde 2002'den bu yana AK Parti iktidar olduğu için onun projeksiyonu burada daha fazla ön plana çıkıyor. Fakat ben bu mukayese birimlerinin çok anlamlı olmadığı kanaatindeyim. Yani TOGG ile soğanı ya da TCG ile soğanı, İHA ile soğanı karşılaştırmanın nihayetinde her birinin seçmen nezdindeki karşılıkları farklı. Bu karşılıkların da konjonktürel olduğu kanaatindeyim. Şimdi AK Parti seçim beyannamelerinde muhalefetten bir biçimde kopya mı çekiyor diye tartışmalar var. Bunlar da çok anlamlı değil. Nihayetinde baktığımızda Türkiye'nin sosyopolitik ve sosyoekonomik koşulları itibariyle düşündüğümüzde benzer sorun alanları var ve bu sorun alanları tespit edilmiş durumda. Dolayısıyla bunlara yönelik çözüm vaatleri ve projeksiyonları ön plana çıkmak durumunda. Şimdi AK Parti temel bir marka olarak aslında kendine yönelik, o markasına yönelik yöneltilen eleştirileri değerlendiriyor ve eksik olduğu alanları belirliyor. Dolayısıyla bu alandaki vaatlerini ön plana çıkartırken aslında kuvvetli olduğu yanları da göstermek durumunda kalıyor. Nihayetinde TOGG ya da savunma sanayi anlamındaki kazanımlar Türkiye'de sadece bir projeksiyonla değil, bütün zorluklara meydan okumalara rağmen bir siyasi iradeyle mümkün hale gelen şeyler. Şimdi ekonomik alanda özellikle son 2-3 sene içerisinde belli kısıtlılıklar var. Belli zorluklar var, belli türbülanslar var. AK Parti iktidarı bunu kabul ediyor ve bunu aşma noktasında ve ekonomik anlamda sıkıntıların da muhalefetin elinde bir enstrüman olma potansiyeli elinden alma anlamında da ciddi uğraşlar içerisine giriyor. Bu ne kadar karşılık buluyor? Elbette 14 Mayıs'ta göreceğiz. Ama mesela seçim beyannamesinde kadınların özellikle pozitif ayrımcılıkla emeklilik anlamındaki şartlarının esnetilmesi, yine gençlerle ilgili gençlerin mobilize edilmesi, AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na teveccüh göstermesi noktasında ciddi vaatlerle donatılması, gençlere yönelik ciddi vaatlerin ortaya koyulması, yine benzer bir biçimde bu aile kurmayla ilgili son zamanlarda büyük şehirlerde ve kırsalda yaşanılan zorlukları çözme adına 44 ay, ki ben bunu çok önemli olduğu kanaatindeyim, aile kurma ve aile müessesesinin inşası anlamında Bu 150 bin liralık kredi değil mi? 48 ay geri ödemesiz ve faizsiz sonrasında ödemeye başlayacak. Bu da o anlamdaki sıkıntıları bir ölçüde giderecek nitelikte. Alt sınıflardaki problemler zaten satın alma anlamında ciddi zorlukları beraberinde getiriyordu. Asgari ücret ve EYT probleminin çözümü bence bu alt sınıfın orta sınıfa yaklaştırılması anlamında önemliydi. Orta sınıftaki erimeyi zaten hepimiz tartışıyoruz. Burada mesela AK Parti iktidarın şunu 14 Mayıs öncesinde sıklıkla dile getirmesi gerekiyor. Alt sınıflarda yaptığı iyileştirmeyi orta sınıfta, akademisyenlerde, kalifiye elemanlarda, mühendislerde ciddi bir iyileştirmeyle bu seyyanen zam olabilir, maaş zamlarında ciddi artışlar olabilir, gerçekleştirmesi gerekiyor. Nihayetinde AK Parti bir kitle partisi olarak bütün Nitekim seçmenlere hitap akademisyenlerin ediyor. durumunun iyileştirilmesini CHP lideri, Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu söyledi. Ama çok önemli. Akademisyenler hakikaten çok ciddi bir beklenti içindeler. Çünkü hiç o oranda zam almadıklarını düşünüyorlar. EYT'den Büyük bir sonra en çok dezavantaj. gündeme gelen taleplerden birisi Yani akademisyenler. Oradaki de bir akademisyen olarak buradaki endişeleri ve talepleri de dile getirmiş olma anlamında AK Parti'nin buradaki talepleri de görmezden gelmemesi gerekiyor. Fakat şunun anlaşılmadığı kanaatindeyim. Özellikle AK Parti'ye muhalefet eden siyasi aktörler tarafından. Eğer AK Parti bugün %20'ler dolayına düşseydi ekonominin mutlak anlamda seçmen tercihini belirleyen bir parametre olduğuna ben de kanaat getirebilirdim. Ekonomi tıpkı güvenlik gibi, kimlik gibi Türkiye sosyolojisinde ciddi karşılıkları olan
parametreler, değişkenler. Fakat bunların konjonktürel değeri de önemli. Seçmen tercih verme noktasında kaldığında ekonomiyi eğer başat bir parametre olarak kodluyorsa bugün AK Parti'yi %35, %40 ya da AK Parti'nin kendi içerisindeki daha iyimser değerlendirmelerle, araştırmalarla %40'ın biraz üzerinde görüyor olmazdık. Dolayısıyla AK Parti seçmeninin ya da AK Parti'ye teveccüh gösteren seçmenin politik psikolojinin bütün literatürü kullanılarak sanki o seçmen bu tercih ve davranışta bulunuyorken irrasyonel bir itkiyle davranıyor gibi algılamak, anlamak orada iktidara talip olan aktörlerin de bence yanlışa düştüğü bir nokta. Nasıl yani? Tam anlamadım. Bu şöyle ifade edelim. Mesela daha pejoratif, daha kötücül bir biçimde göbeğini kaşıyan adamdan bugün AK Parti seçmeninin Recep Tayyip Erdoğan'ı ya da AK Parti'yi oylarken rasyonel olmadığına yönelik eleştiriler ya da analizler AK Parti seçmenini de anlamaktan uzak. Eğer öyle olsaydı dediğim gibi %35, %40 bandı arasında bir seçmen tercihi 21 yıllık iktidar içerisinde ki bu ekonomi meselesini de düşündüğümüzde bu kadar kalıp bir biçimde durmazdı. Dolayısıyla yani şöyle değil mi aslında sizin dediğinizden çıkıyor, kısmen katılıyorum. Evet, hala 35'in üzerinde yani ne olursa olsun bütün araştırmalarda birinci parti olarak çıkan bir AK Parti var. Ama aynı zamanda seçmenlerin %100'ü herhalde, %100'e yakını da ekonomik tablodan şikayetçi. Demek ki ekonomik tablodan şikayetçi olan AK Parti seçmeni bu nedenle partisini değiştirmiyor. Yani buradan o çıkıyor. Şöyle değiştirseydi zaten. Aynı iktidar çözerdi. Değiştirseydi zaten bu anlamda bir teveccühle bugün AK Parti'yi konuşuyor olmazdı. Ben bunun anlaşılmadığı kanaatindeyim. Ve AK Parti hem bu eksiklikleri görerek seçim beyannamesiyle bu alandaki eleştirileri bertaraf etmeye çalışıyor. Özellikle bu mesela biz orta sınıfla ilgili eleştiriler yaptığımızda orta sınıfın yaşam koşullarına ilişkin konut alma noktasında mesela bu Çevre Bakanlığı bu anlamdaki eleştirileri bir biçimde dikkate aldı ve orta sınıfa yönelik de bir konut inşasına gitti. Alt gelirlere yönelik konut inşasının dışında TOKİ aracılığıyla. Bunları görüyor ve bu alanda seçmeni konsolide etmek için adımlar da atıyor. Ama benim açımdan baktığımda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak 2002'den bu yana ne değişti tartışmasına girdiğimizde AK Parti Türkiye Cumhuriyeti seçmen nezdinde hocam ifade etti duygular sosyolojisi anlamında bir özgüven devrimine işaret ediyor. Bunun mimarı da Recep Tayyip Erdoğan. Yani bugün mesela dün Sayın Murat Kurum Pendik'teydi benim oturduğum bölgede ve makam aracı olarak TOG'la geldi. İnanın insanların fotoğraf çektirirken ve o TOG'un etrafında TOG'u incelerken girdiği haleti ruhiyeye baktığımızda ya da duygulanımına baktığımızda bu duygulanımın da oy verme tercihlerinde önemli ölçüde etkili olacağını görebilirsiniz. Yani seçmenin sahadaki karşılığı itibariyle ya da TCG'yi gördüğünde mesela bu arada TCG Anadolu bir hafta boyunca Sirkeci'ye yarın geliyor İstanbul'da Sarayburnu'nda bir hafta boyunca insanların onu incelemesi için gözlemine açık olacak. Dolayısıyla SİHA'yı gördüğünde, İHA'yı gördüğünde, bunun uluslararası karşılığını gördüğünde Türkiye'nin bir oyun değiştirici olma rolünü de inşa ettiğini görebiliyor. Tam bunların da dışında zaten az önce de ifade ettik. Hem ittifaklar içerisinde hem de partilerin kendi projeksiyonları içerisinde bunu kim yapabilir? Bu türbülanstan kim çıkabilirin cevabını yine Erdoğan olarak kodladıklarını da görüyoruz. Yani İhsan Hoca da söyledi mesela deprem bölgesinde bu yeniden inşa ve rehabilitasyon süreçlerinde Cumhurbaşkanı'nın çok ciddi bir teveccühe mazhar olduğunu görüyorsunuz. Orada da kendi payına düşen eleştirileri çok samimi bir biçimde ifade ediyor Sayın Cumhurbaşkanı. Ama oranın inşasında da bunları kendisinin yapabileceğine dair halk teveccühünü de çok açık bir biçimde görüyor. Ben de iki kez deprem bölgesinde gözlem yapma fırsatı buldum. Oraların yeniden inşası anlamında daha rasyonel politikalar, daha rasyonel projeksiyonlar anlamında AK Parti ve Erdoğan ön plana çıkıyor. Zaten Millet İttifakı'nın bence en önemli dezavantajlarından bir tanesi de şu. Öyle krizlerle, öyle belirsizliklerle baş etmek ya da bunları tevil etmek durumunda kalıyor ki seçmen şu soruyu soruyor. Biz Türkiye'yi yönetme anlamında oylarımızı Kılıçdaroğlu'na ve Millet İttifakı'na verdiğimizde onlar bizi bu belirsizliklerle mi, bu krizlerle mi yönetecek? Türkiye'nin asli ve kritik meselelerinde herhangi bir karar alırken yine anlaşmazlığa mı düşecekler gibi birçok soru işaretiyle karşı karşıya kalıyor.